Hafta sonu ailece şöyle bir çoluk çocuk hava alalım diye birkaç defa dışarı çıktık. Hem cumartesi hem pazar. Gece de olsa, öğle vakti de olsa her gören, inanınız, ya Ekrem abi, Ekrem Bey teşekkür ederiz. EYT, EYT destek. Ya ilk maaşlar ne oldu? Çıkacak mı EYT'den? Hayat böyle bir şey işte. Hop, nereye savrulduk? İlk maaşlar ne zaman? Ah, şu ATM'den her ayın kaçında yatıyordu? İnanın ben de emekli oluyorum şimdi. Ne zaman olacağız maaşı? Hangi gün bilmiyorum ama ATM'den devlet baba yatırıyor maaşı. Oh tadından yenmez bekliyor herkes. Az ya da çok. Hayat böyle bir şey. Peki o zaman gelişmelerle birlikte şu bizim ilk maaş ne zaman? Ne oldu ya? Yoksa yoksa evhamlandık mı? Evham ne demek? Kuşku duymak, kaygıya kapılmak demek. O zaman şu kaygıları giderebilir miyim bilmiyorum ya da artıracak mı şu yayın. Sıcak gelişmeyle başlamak isterim. AK Parti'de önemli MKK toplantısı vardı. Ömer Çelik parti sözcüsü olarak çıktı konuştu. Gazeteciler EYT'yi sordular. Ömer Bey'den sıcağı sıcağına bir saat önce en son açıklama. Seçim bekleniyormuş EYT için veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir söz şey söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Bakanımız da dedi Şubat Mart bu işi noktalayacağız. Ömer Bey diyor ki ben de seslendirdim bunu. Her kafadan bir ses çıkıyor. İşte boş bırakmamak lazım. Hayat boşlukları kabul etmiyor. Dedikodu çarkı orayı hemen dolduruyor. Tabi acaba seçimden sonraya mı kaldı? İlk maaş cepte 2 milyon 250 bin EYT'lim öyle ya da böyle o sıcaklıkla sandığa, seçime o coşkuyla mı götürülmek isteniyor? O bir katalizör mü olacak? Hayır diyor. Ömer Çelik'in son açıklaması bu. Hemen Vedat Hoca'ya bir söz verelim. Hafta sonu açıklamalar yaptı. Çok sayıda EYT'li olmayanın EYT ile ilgili yanlış anlaşılmalarına da anlamalarına da bir set çekti hoca. Ama bir anlatalım. Vedat Bey diyor ki ilk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir. Komisyon süreci ay sonunu bulabilir. Ay sonu komisyon meclise gelecek yasa. Çalışma Bakanlığı'ndan komisyona, komisyondan genel kurula, oylama, resmi gazete başvuru. Şubat sonu ile EYT'li sayısı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bu kişilerin 600 bini memur kamu görevlisi. Şimdi 4,5, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon. Fakat 2027'ye kadar daha prim, gün, süre o gereklilikleri yerine getirecekler var. Toplam rakam 5 milyona yakın EYT'li. Büyük parantez ama süreç 2027'ye kadar. Şu anda tüm şartlara haiz devletin açıkladığı Şubat ayı itibariyle 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Buyurun. Sokakta bazı genç arkadaşlarım, EYT'li olmayanlar, 2000 yılından sonra kaydı olan ve emekli olanlar. Ekrem Bey, bu ne ya? 40 yaşında emeklilik mi olur? Gelecek nesillerin hakkını yiyorsunuz. Bir de siz bayraktarlığını yaptınız. Olmuyor yani. Bence tembellik bu. Milletin hakkına girdiniz. Öyle değil. Gerçekten değil. Bir, bir anlaşma yapılmış. İki, empati yapınız. Yaptığınız anlaşma kanunsuzca geriye dönük bir yanlış kanunla olmaması gerekirken değiştirilmiş ardından da yaş kimse 30 yıl bizim prim ödediğimizi görmüyor. 30 yılın üstünde prim ödeyenler var. Biz devlete yükümlülüğümüz yerine getirmişiz. O para nerede? Bilemem. Ben ödedim. Ben ödedim. EYT'lilerin yaş ortalaması. Buraya dikkat. Teşekkür ederim grafik servisimize kırmızı yazmışlar. 49.950 ya bilinen bir bilgi bu ilk defa söylenen bir şey değil benim tarafımdan da 50 yaşında tüm ortalama 2 milyon 250 bin kişinin kusura bakmayınız kimse 40-41 yaşında falan emekli olduğu yok şu Galatı meşhurlardan bir sıyrılalım ne olursunuz iki yanlış bir doğru etmiyor hak mücadelesinde hep beraber yanınızdayız hiç merak etmeyin peki Bakan Bey şubat ya da mart dedi ucu açık Vedat hoca. Ben hafta sonu tecrübeli bir SGK'da müdürlük seviyesine gelmiş bir dostumla konuştum. O bana şunu söyledi. Ekrem Beyciğim bu işin süreci belli. Görünen o ki ocak ayında meclise gelir. Ocağın 16'sındayız. İşte kabaca 14 gün falan var. Geleceği söyleniyor. Bülent Turan Bey de bu hafta içinde EYT yasası meclise gelecek dedi grup başkan vekili etkili bir isim. Bu hafta içinde. Peki onaylanacak konuşulacak Kemal Bey bir saatte çıkartırız diyor. Bir saatte çıkacak inşallah. Şubat'ta Şubat'a sarkarsa tüm süreç resmi gazetede de yayınlanırsa Mart ayında dilekçe verilir. Mart ayında dilekçe verirseniz emeklilik için resmi gazeteden sonra Nisan ayında ilk maaş alınır. Ben iddia ediyorum diyor tecrübeli bir SGK müdürü. İşte Nisan ayında maaşlar alınır ardından da seçim. Ömer Bey yok öyle bir şey diyor ama kuvvetle muhtemel o cepte ilk maaşın sıcaklığıyla seçime gideceğiz gibi görünüyor. Şimdi EYT'liler zam alacak mıyız? Bizim maaş ne olacak? Acaba %10 mu alacağız %20 mi? Belli değil. Bir önemli soru daha. Ocak ayından itibaren mi emekli sayılacağız ve Ocak, Şubat, Mart maaşlarını alacak biz Nisan'da ilk aylığı alırsak? Galiba resmi gazetede yayınlandığı tarihi baz alınacak. Orada bir iki ay o konuda bir öteleme olacakmış gibi duruyor. Bilmiyorum speküle ediyorum. Umarım yanılırım ama Nisan gözüküyor. ATM'den o canım liraları çekme zamanı. Ünlülerimiz var. Pek sesleri solukları çıkmadı. Ayda 5000 lira emekli maaşı benim neyime ya parfüm parama yetmez derler mi? E diyebilirler. Ama seviyoruz onları. Ama ya Cumhurbaşkanı hükümet sizi seviyor. Bir el atı verinle biz bu kadar el attık. EYT'li ünlüler bir torpil yapın. Topçusu, popçusu, şarkıcısı, oyuncusu bir bakalım. En ünlü EYT'liler. Yaşa baktığımızda Teoman'ı 55 yaşında olduğu için birinci sıraya koydum. Halit Ergenç 52 yaşında EYT'li kaderdaşımız. Tarkan aman abi kuzu kuzu seni geriye alalım. Şarkılar son dönemde şöyle muhalif kimliğinden dolayı olacak varsa da yamulabiliriz. Tarkan Beyciğim siz geriye siz durun. Peki Demet Akalın yani çok görüyoruz onu Cumhurbaşkanı'nın davetlerinde bir çıtlatı verseniz. Bir sen bir ben bir de mutlu yuva bebek. Ne dersiniz? Cem Yılmaz, Cem Bey de biraz muhalif kimliğiyle. Cem Beyciğim siz de durun EYT'lisiniz. Kenan İmirzalioğlu, ATV'de kim 500 milyar ister? O da sıklıkla görüşüyor. Bir çıtlatsanız, şu işi biraz hızlı bitirsek. Oktay Kaynarca, 48 yaşında, o da EYT'li kaderdaşımız. Bizim için şu meselelere bir el atı verin hele ne dersiniz?